Soğuk ve yağmurlu bir geceydi ve John Morris'in tek istediği eve gitmekti. Karanlık bir köy yolunda ilerliyordu. Eski arabasının ısısı az önce tükenmişti. "Ne berbat bir gece," diye düşündü John kendi kendine. O sırada farları yandı. Zayıf bir figür yolun kenarında duruyor. Bir paltonun içine sokulmuş bir kadındı ve çılgınca el sallıyordu. John yavaşladı ve onun yanında durdu. "Teşekkürler," diyerek kadın ağladı. "Sen bir meleksin." John hemen arabadan indi ve yolcu kapısını açmak için diğer tarafa geçti. Dışarısı insana ya da hayvana uygun değil ama kadın gergin bir şekilde geri çekildi. "Hayır, teşekkürler," dedi gergin bir şekilde. "Arabam bozuldu ve tek ihtiyacım olan bir çekici çağırma. Telefonum burada kapsama alanı dışında görünüyor. Bu yüzden seninkini kullanabilirsem yardımcı olursun," dedi. John başını iki yana salladı. "Ne yazık ki, üzgünüm bayan, yol boyunca sinyal yoktu," dedi. "Yapabileceğim en iyi şey, sabit hatlarını kullanabilmen için seni en yakın benzin istasyonuna götürmek." Kadın korkmuş görünüyordu. "Bilmiyorum," diye fısıldadı. "Bunun akıllıca olduğunu düşünmüyorum." John onun gözlerinin içine baktı. "Bayan, annem sizin yaşlarınızda ve size söz veriyorum. Tek yapmak istediğim size yardım etmek. Lütfen size yardım etmeme izin verin." Kadın isteksizce John'un arabasına bindi, gergin bir şekilde çantasını kavradı ve rahatlamasına yardımcı olmak için ondan olabildiğince uzağa oturdu. John ona ailesinden bahsetmeye başladı. "Üç çocuğum var, adları Jenny, Daisy ve Beth," dedi. "Ve resimler kadar güzeller, çok zekilerdi. Yolda bir tane daha var. Yani karım ve ben bir erkek çocuk umuyoruz," diye ekledi. "Benim de torunlarım var, onlar bir zek," dedi kadın. "Evet," dedi John, "beni endişelendiren tek şey son zamanlarda işlerin pek iyi gitmemesi. Ama üstesinden geleceğiz." Benzin istasyonuna vardıklarında Esther, John'u ödüllendirmek istedi. Cüzdanını çıkardı. "Sana ne kadar borçluyum?" diye sordu ama John başını salladı. "Bana bir kuruş borcun yok," dedi gülümseyerek. "Karımla benim kızlarımıza öğrettiğimiz bir oyunumuz var. Adı Aşk Zinciri. Birileri bir şeyler yapıyoruz ve bunu başkalarına aktarmaları gerekiyor. Bir dahaki sefere yardıma ihtiyacı varmış gibi görünen birine gördüğünde yardım etmelisin," dedi John. Esther servis istasyonuna gitti ve arabasını almak için bir çekici çağırdı. Sonra yan taraftaki lokantaya girdi ve bir fincan sıcak kahve istedi. Garson 30'lu yaşlarında büyük göbekli ve yorgun bir gülümsemeyle güzel bir kadındı. Ve Esther'i görür görmez bir havlu getirdi. "Senin zavallı," diye ağladı. "Sen bu havluyu kurulamak için kullan. Ben de sana bir demlik çay getireyim." Garson ayrıca ayaklarını ısıtması için ona bir sıcak su şişesi getirdi. Ve çok geçmeden Esther kendini çok daha iyi hissediyordu. Çekicinin geldiğini görünce garsondan hesabı istedi. Esther garsona 100 doları uzattı ve üstünü almaya gittiğinde sessizce sıvıştı. Garson geri döndüğünde çaydanlığın altında bir notla birlikte sıkışmış bir 500 dolar daha bulunca şaşkına döndü. "Senin yerindeydim ve kibar bir insan bana yardım etti. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Yeter ki bu aşk zinciri kırılmasın." Garsonun gözlerinde yaşlar vardı. Mesainin sonunda aceleyle eve gitti ve kocasını 3 kızıyla birlikte ona köpek yavrusu gibi sarılmış halde kanepede derin bir uykuda buldu. Gülümsedi ve onu alnından öptü. "Seni seviyorum, John Morris," diye fısıldadı. Birkaç gün sonra John, kendisinin ve aşk zincirinin bir haber konusu olduğunu ve bunun nedeninin yaşlı kadına yardım ettiğini öğrenince şaşkına döndü. Esther ünlü bir şefti ve John ve ailesi için bir GoFundMe sayfası açtı. Halkın bağışladıklarını ikiye katlayacağına söz verdi ve onlar 100 bin dolardan fazla topladılar. John Morris sonunda 300 bin doların üzerinde para topladı.